Evet, takım oyunu devam ediyor. Tartışmalı pozisyonlara geçelim hemen ve seri bir şekilde günün pozisyonlarını hem Alanya Galatasaray hem de Trabzonspor Antalyaspor maçındaki pozisyonları konuşalım. Hemen Alanya Galatasaray maçından ilk pozisyonumuz. Pozisyon 1. Bendeki pozisyon bu değil arkadaşlar. Antalya'ya, Alanya'ya mı? Tamam, gidelim Alanya'dan bir. Taraftarların galibiyet coşkusu, öyle mi? Evet. Böyle bir meşaleli gösteri yapıyorlar. Tabii yani Galatasaray gibi bir takımı 4-1 yenmek önemli kupada bir şey. Kupada da yaptılar canım. Turuncu yeşili taraftarlar Galatasaray galibiyetini bu şekilde kutluyor. Bu görüntüler Alanya'dan canlı görüntüler, değerli futbol severler. Alanya takımı bu sezon, az önce de söyledik, iyi işler yaptı. Başkan da az önce bize yaptığı özel röportajda açıkladığı gibi doğru planlama onları ligde de iyi götürüyor. Kupada da, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kadar yükseldiler. Evet, takımda ayrılıyor değil mi? Yanlış görmüyorsam arkada. Ayrılmaya çalışıyor diyelim daha doğrusu. O taraftarların arasından çıkabilirse, ki şimdi yavaş yavaş Alanyaspor takımında. Futbolcular gazdan zehirlenecekler, dumandan. Evet. Ama büyük başarı. Kupada finale yükseldiler. 51 puana yakaladılar. Hak ettiler. 3 haftalık sonuna süreç kadar içerisinde skorları ne getireceği belli değil. Lig'de çok iyi başlamıştı. Evet. Lider. Valla 3. 54. Ben şöyle bir çizdim. 7. Beşiktaş 50. Yani yarın oynayacak Beşiktaş. 3 haftada tabii daha oynanacak maçlar var. Yeni 3 haftada geçti, var ya. Hatta. Yani ilk 3 enteresan. Şimdi bak, ilk 3'ün şeyi ne, avantajı ne? Oldu ya Trabzon ceza aldı. Oldu ya Trabzon ceza aldı. İkinci oldu, ceza aldı. Üçüncü olan gidecek şampiyonlar. İşte Galatasaray bunu kaçırdı hocam. Onu düzeltecekler hocam herhalde. Öyle görünüyor. Eskisi gibi sert takımlar yok ön elemede. Düzeltecekler onu. Çünkü o benim aldığımda düzeltecekler. Öyle ben de duydum da olmuyor. Kötüyü düşün. Tabii. Doğru hocam. Kötüyü düşün. Finalde oynayacak yani, onun için. Üçüncü olmak çok büyük avantaj ya. Şu anda bak kaç tane takım var abi üçüncü olabilecek. Evet. Aman da Kasım da bunu çok erken karar vermesi lazım. Bir de Şampiyonlar Ligi çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Ön elemeyi kaybedersen UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplara kalıyorsun. Evet. Peki bu pozisyona geçelim arkadaşlar. Evet, başlayalım. Burada kalkan eller önce, sonra bir faul belirledi değil mi Mete Kalkavan? Faul olmazsa bence pozisyon penaltı. Faul. Peki faul var mı yok mu ya? Sağ zaten sağ koluyla itiyor. Resmen itiyor. Faul var. Yani benim düşüncem faul. Hava topu mücadelesinde ilk hamlede. Zavelaso galiba Ender. Direkt Kolker, zaten. Kolker mı? Kolker. O ilk hava topuna Kolker çıkan Kolker. Benim bir şey söylemek istiyorum. Bak burada seyrediyoruz. Peki o topa niye Elbelandi iki elini kaldırıyor ya? Ola ki faul olmadı, pozisyon penaltı. Bak ondan gidiyor elinden. Verdi tabii. Bunun sonra verdi hakem bunu. Mete Kalkavan geç çaldı düdüğü. Zavelas adama faul yaptı. Hayır, Kolker yapmışlar. Evet, pardon. Ben de Zavelas dedim. Mehmet'in söylediği doğru, Kolker. Bak. Faul ama. Faul, bariz faul. Böyle topa çıkılır mı? Öyle yapmaması lazım tabii. Böyle çıkılır mı topa yani? Harmandan oynar gibi. Acaba düdüğü önceden çaldı, duydu mu? Ona göre mi? Hani elini kaldırdı diyeceğim ama. Hani düdüğü çaldı da mı kaldırdı? Bu arada Belhanda o. Tabii. 10 numara Belhanda, evet. Yani burada belki önceden... Bunu söylüyorum işte. Belhanda Armandalı oynar gibi çıkar mı adam topa ya? Erman abi. Bir şey yok ya. Hakem vermiş. Yani faul zaten. Ama olmasa o çıkış penaltı. O zaman alamın büyükleri olsa amcam olur. Devam. Adem'in pozisyonuna geleceğiz. Yo, bu şeyin pozisyonu. Adem'in pozisyonu. Emrah Baba'nın. Bendeki sıra bu değil çocuklar. Emre Akbaba bu. Emre Akbaba'nın. Zavelas galiba değil mi o gelen? Burada ben sağ ayağına vuruyormuş gibi gördüm ama. Zavelas mı, Kolker mı? Faulü aslında burada Emre yapıyor zaten. Şimdi bak Emre direkt zaten adamın üzerine, hocam daha iyi bilir ama buradaki pozisyonda üzerine gidiyor zaten Emre. Direkt oyuncunun üzerine gidiyor. Penaltı almak için. Yok bence hiçbir şey yok. Bak direkt oyuncunun üzerine gidiyor. Ben ayağına vurmuş gibi gördüm. Şimdi daha dikkatli bakıyorum. Ne diyorsun hocam? Hakem ne veriyor burada? Hakem burada hiçbir şey vermiyor, oyna diyor. Kırmızılı oyuncunun topla işi var mı? Rakiple var. Evet. Yerse. Yersen Kirşen var Almanya'da değil mi? Bir tarafa. Topa değil rakibe gidiyor zaten. Evet. Dolayısıyla geçelim bu pozisyonu da. Efecan'ın taç atışından Sisse'nin golü geldi. Bu gol işte çok konuştuk. Marka'ya, Okan'a hayalde bütünüyle savunmaya yazar. Martin Lines arkasını dönüyor, sıçrıyor. Lines'e. Ama ilk Marka tabii. Bak burada bakar mısın Ender Bey, bak arkasını dönüyor. Gördün mü? Vallahi ben burada ben pozisyonun şuna bakıyorum hocam. Beğendiğim noktası şu bak. Taç atıldıktan sonra top Efecan'a geldiği zaman Sisse nereye koşu yapıyor? Ben santrfor bu olacak. Bu kadar basit zaten. Gelir gelmez. Rakip keser kesmez ama ben doğru yere gidiyorum. Geliyor ve gol yapıyor. Levent abi, yabancı şimdi orada sol bek oynatıyorsun Martin Lines. Şimdi yabancı futbolcu diyorsun, performans verse evimizde söylüyoruz. Şimdi birinci hata, en temel hata onda. Orada arkasını dönmez o topu bir kere. Yani onun amacı bozmak en kolayı. Öbürsü yapacak Efecan. Yakın bozmak olacak. Daha kolay. Yakın olacak. Daha yerleşim hatası yapmayacak. Şuraya bakar mısın? Alacak. Şimdi bak almamış. Bekliyor, bir de arkasını zaten dönüyor. Bekliyor müdahale. Bir de arkasını dönüyor ya. Marka hoca. Marko da yerleşim hatası ilk söyledim Marka ya. Marka bir de arkasından Sisse'yi kaçırıyor. Marka da ondan devamında var Ender. Birinci hata ama esas o koridordaki sol taraftaki. Oradan geldi. Başlangıcı oradan zaten. Başlangıcı oradan. Var mı eklemek isteyen? Zaten Fatih Hoca da taçtan gol yemez. Büyük takım oyuncusu, oyuncuları şeklinde konuştu. Devam edelim. O zaman çalışacaksın, bunu yemeyeceksin. Bazı şimdi antrenmanı hemen bu golün sonrasında Adem'in çıkardığı topu gördük. Çıkardığı topu diyorum tırnak içinde. Şimdi burada bu topu durdursak, Adem'in ayağında durdursak ve şöyle bir soru sorsak. Bu top nereye gitmiştir desek, herkes bu köşeye veya bu köşeye der değil mi? Kimse bunun gol olmayacağını düşünmez. Yani sabit dursan çarpar zaten. Şurada dursun bak. Burada durdu. Şurada bak. Şey kaleci çok az dokunmuş biliyor musun? Evet. Bak şimdi izleyince daha net görünüyor. Kaleci dokununca şimdi o nasıl geçiyor dedi. Şurada bak. Dokunmamış kaleci ya. Yok çok dokunmuş mu hocam? Hayır, sanki bak dokunmadı burada, ya. Bu açıdan bak gibi gördüm ama dokunmadı. Şurada bak. Bak çok az dokunmuş. Çok az topa. Sanki parmaklarının ucuyla dokunuyor. Gitmiş zaten oraya. Tabii bu bunu şey yaptırmaz. Ayakta kalsan gol olur. Niye düşüyorsun yani? Ben onu anlamıyorum. Garantiye gitmeye çalıştı. Sert geldiği için dedi dışarı atacağım. O da biraz özgüvenden alakalı. Golcü için en önemli şeylerden bir tanesidir. Adem bir kere yani aldığı pozisyon yani orada enteresan ya yani o topa bir de metrajı var. Sanis, yani bir anda spontane değil, bir akıyor top yani bir gelişi var. Bir santrofor alır pozisyonu sol ayağın içiyle sağ ayak değil orada Mehmet. Aynen, biraz arkaya gelmiş sol ayağın içiyle bırakır. Zaten. Ya bir de Adem yerden tecrübeli 30-31 yaşında bir oyuncu. Evet. Yani bunu Adem gibi oyuncu gol yapar yani. Hocam, o rahatlığı yok işte. Evet. Adem diyor aynı oyun oynuyor. O rahatlığı yok. Hata tamamen vuruşlarda diyor. Arkadaşlar buyurun. Bakın bir şey söylüyorum. Adem bu golü kaçırabilir. Futbolda vardır. Bir futbolcu büyük takımda oynuyorsun. Önünde iki tane adam var. İkisi de oynamayacaklar. Sakatlanmışlar. Sen oynuyorsun. Başka şansın yok. Maç bitmiş. Hani maç oynanır da biri vurur sen de vurursun. Maç bitmiş. Hakeme gidiyorsun. Sarı kartın var. Hakeme bir daha konuşuyorsun. Kendini attırıyorsun. 2-3 maç. Senden santrfor falan olmaz abi. Senden bahsediyorsunuz ya. Bu golü kaçırması falan. Bu golü kaçırması normal. Onu düşünemeyen bir adam burada topu sekebileceğini falan hiç düşünemez. Bu adamlar Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta oynayamazlar. Bunlar küçük takımların büyük topçuları. Çaykur Rize... Biraz ağır olacak ama kusura bakmayın. Çaykur Rize maçı... Oynarlar başka takımlarda. Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da bu tip topçuları var. Gol kaçırdığı için değil demiyorum. Çaykur Rizespor maçında atıldığı için söylüyorsun hocam değil mi? Evet evet. Devam edelim. Dönüyor ağır hakaret ediyor. Bu top dönüyor. Burada girmeyen bu top sonrasında Alanya'nın ikinci golü oluyor. Onu vermemiş arkadaşlarımız almamış. Böyle bir enteresan bir seçim yapmışlar. Evet. Arkadaşlar niye öyle yaptık anlamadım ki. Yani 100. maçına çıktı. Adem'in sonrasında golüyle 2-1 oldu skor.